Merhaba arkadaşlar, su dalgalarında kırılma videosuyla birlikteyiz. Arkadaşlar, su dalgaları bir ortamdan başka bir ortama geçerken kırılmaya uğrarlar. Şimdi burada derin su ve sığ ortam, yani derin ortam ve sığ ortam bizi ilgilendiriyor. Derin ortamda dalgalar hızlı ilerler, sığ ortamda dalgaların hızı yavaşlar arkadaşlar. Şimdi lambda eşittir VT formülümüze göre periyot kaynağa bağlıydı. O halde bunun üzerine çizelim, kaynak değişmediği için. Arkadaşlar, derin ortamda hız arttığı için dalga boyu da artar. Bakın, buradaki dalga boyunun daha büyük olduğunu, buradaki dalga boyunun daha küçük olduğunu görüyorsunuz. Evet, şimdi su dalgaları, bakın, şu doğrultuda gelirken sığ ortama geçtiğinde doğrultularını değiştirmişler. Yayılma doğrultularını değiştirmişler. Şimdi arkadaşlar, burada şu çizdiğimiz çizgiye normal diyoruz. Hani yüzeyi ayıran, iki yüzeyi ayıran çizgiye dik indirdiğimizde bunun adı normal oluyor. Eğer çizgiler normale yaklaşmışsa orası sığ ortam. Yani şimdi sığ ortama yoğun ortam da diyebiliriz arkadaşlar. Derin ortama az yoğun ortam, sığ ortama çok yoğun ortam diyebiliriz. Az yoğun ve çok yoğun olarak adlandırabiliriz. Gençler, burada bir mantık öğreteceğim size. Bu normali arkadaşlar biz zenginlik çizgisi, yani ne normal ne ile gösteriliyor ya arkadaşlar. Buna zenginlik çizgisi diyeceğiz. Şimdi çok yoğun ortama zenginler, az yoğun ortama da fakirler gibi düşüneceğiz. Ya bu mantık ileride çok işimize yarayacak. Hani ben şimdiden başlıyorum bunu öğretmeye. Şimdi arkadaşlar, zengin demek normale yakın demek. Bakın, bu mu normale daha yakın yoksa bu mu normale daha yakın? Tabii ki bu normale daha yakın. Çünkü burası çok yoğun. Çok yoğun demek zengin demek. Bir de arkadaşlar, bu tür sorular oluyor. Bunlarda mantığımız şu olacak. Su dalgaları böyle ilerlerken arkadaşlar sığ ortama geçen kısmı yavaşlıyor. Bakın, sığ ortamda dalgalarınız azdı, değil mi? Sığ ortama geçen kısmı yavaşlıyor. Yani dalga normalde şu hizada olması gerekirken yavaşladığı için geride kalıyor. Mesela şu dalganın derin ortamdaki kısmını devam ettirirseniz dalga normalde böyle olması gerekirken sığ ortama giren kısmı ne olmuş? Geride kalmış. O zaman arkadaşlar, genel olarak şunları söyleyelim. Derin ortamda hız fazladır. V derin, V sığdan fazladır. Lambda da fazladır. Lambda derin de lambda sığdan fazladır. Periyot ve frekans kesinlikle eşittir. Çünkü kaynak değişmediği sürece bunlar değişmez arkadaşlar. Başka ne söyleyebiliriz? Sığ ortama yoğun ortam. Sığ demek çok yoğun demek. Derin demek ne demekti arkadaşlar? Az yoğun. Kesinlikle bunları unutmayacağız. Ve az yoğun ortama fakirler, çok yoğun ortama zenginler diyeceğiz. Bu şekilde çözeceğiz. Evet, dalgaların mercek şeklindeki ortamlardan geçişi. Arkadaşlar, ince kenarlı merceği çukur aynaya, bunu çukura benzeteceğiz. Kalın kenarlı merceği de tümsek engele benzetebiliriz. Bakın, bunu da tümsek engele benzeteceğiz. Şimdi çukur engelde neydi? Paralel gelen, yani doğrusal gelen dalgalar şu şekilde odağa doğru gelmiyorlar mıydı? Geliyorlardı. Bakın, aynısı. Sadece tek farkı nedir? Aynalarda yansıma olur, merceklerde kırılma olur. Yani bu dalga karşıya kesinlikle geçecek. Ayna olsaydı bu tarafa dönecekti ama yine odağa gelecekti. Tümseye gelelim. Yani kalın kenarlı merceğe gelelim. Arkadaşlar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır. Bakın, böyle gelen ışığı, böyle gelen dalgayı dağıtıyor dışa doğru. Burada da aynı şekilde doğrusal gelen dalgayı ince kenarlı mercek topluyor. Yani kalın kenarlı merceğin ışığı dağıttığını, dalgayı dağıttığını, ince kenarlı merceğin dalgayı topladığını kesinlikle bileceğiz. Burada ise arkadaşlar, fark nedir? Merceklerin arkadaşlar kendi özelliklerini gösterebilmeleri için sığ olması gerekir. Dışarısının derin olması gerekir. Eğer merceğin içi derinse, dışarısı sığsa bu mercek karakter değiştirir. Bakın, burada da yazdım arkadaşlar. Mercek ince kenarlı mercekse kalın olur. Kalın kenarlı mercekse ince olur. Şimdi bu normalde ince kenarlı mercek. Bakın, şuraları ince.
Ama içerisi derin olduğu için bu kalın kenarlı merceğe dönüşüyor. Doğrusal gelen dalgalar aynen kalın kenarlı mercekte olduğu gibi gidiyor. Burada ise şimdi çukur aynaya benzetmiştik ya arkadaşlar ince kenarlı merceği. Çukur aynada merkezin dışından gelen dalgalar, mesela 3F'ten gelen dalgalar nereye gidiyordu arkadaşlar? 1,5F'e gidiyordu değil mi? Bakın aynısı. 3F'ten gelen dairesel dalgalar nereye gitmiş? 1,5F civarı bir yere gitmiş. Çukur aynada 2F'ten gelen dalga tekrar 2F'e dönüyordu. Bakın 2F'teki dalgalar karşı tarafta 2F'e gitmiş. 1,5F'teki dalgalar nereye gitmiş arkadaşlar? Merkezin dışına, yani 3F'e gitmiş. Yani çukur aynayı ve tümsek aynayı düzgünce öğrenirsek bu mercekleri de çok daha kolay anlarız. Merceğin kendi özelliğini göstermesi için içinin sığ olması lazım, dışarısının derin olması lazım arkadaşlar. Çünkü sığ demek yoğun demek, derin demek az yoğun demek. Mercekler ortama göre daha yoğun olmaları gerekir ki özelliklerini yansıtabilsinler. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Buna ne demiştik? Bu çukur engele benziyor. Bu ise tümsek engele benziyor demiştik. Çukur engelde odaktan gelen dairesel dalgalar düz dönüyordu. Bakın odaktan gelen dairesel dalgalar düz devam ediyor. Ve arkadaşlar çukur engelde odakla ayna arasından çıkan dalgalar, bakın şuraya çizip hatırlatayım. Şurası odak. Eğer siz odakla ayna arasından, engel arasından bir dalga üretirseniz bu şekilde, onlar nasıl dönüyorlardı arkadaşlar? Çok ters bir şekilde, yani şu şekilde dönüyorlardı. Uzantıları engeli arka taraftan kesiyordu. Bu şekilde dönüyorlardı. Bakın bunun ince kenarlı mercekteki karşılığı budur. Bakın arkadaşlar, odakla mercek arasından gelen dalgalar şu şekilde, yani diğer dalgalar gibi bu şekilde olmamış. Ne olmuş arkadaşlar? Sanki tümsek aynaya gelmiş gibi dağılmış. Buradaki durum gibi bir durum oluşmuş. Asal ekseni, yani şu orta ekseni buradan kesmemiş, arka taraftan kesmiş. Kalın kenarlı mercek ise tümsek engele benziyordu arkadaşlar. Neydi buradaki kural? Diyorduk ki tümsek engele hangi dalga gelirse gelsin. Hani şöyle bir tümsek engel yapalım. İster buradan, ister buradan, ister buradan. Nereden dalga gönderirsek gönderelim arkadaşlar tümsek engele. Dönen dalgalar şu şekilde döner demiştik. Ve dönen dalgaların ucu odak noktasını aşamaz demiştik. Bunda da aynısı arkadaşlar. Kalın kenarlı merceğe nereden dalga yollarsan yolla o dalgalar dağılacak şekilde gelir. Bakın bu derli toplu bir şekilde gelmişler. Şu an ne olmuşlar? Daha da dağılmışlar. Çünkü kalın kenarlı mercek ışığı dağıtır. Dağıtmış. Uzantıları ise nereyi geçememiş arkadaşlar? F'i geçememiş. Buna dikkat edeceğiz. Bu uzantı F'i aşamaz arkadaşlar. Ve arkadaşlar geldik stroboskopa. Stroboskop dalgaları duruyor gibi görmemize yarayan bir alettir. Yarık sayısı, hani stroboskopun yarıkları vardır. O yarıklar sayesinde zaten bu olay oluyor. Hareketli su dalgalarını duruyor gibi görmemize yarayan alete denir. Stroboskopun denklemi FT eşittir N tane FS'dir. Buna fındık fıstık şeklinde bir kodlama da yapabiliriz. Bu duruyor gibi görünen dalgaların frekansı. Bu yarık sayısı. Bu FS'de stroboskopun frekansı arkadaşlar. Burada arkadaşlar FT değeri, yani duruyor gibi görünen dalgaların frekansı. Gerçek dalgaların frekansının yarısı olabilir, iki katı olabilir, üç katı olabilir. Yani tam katları ya da tam yarıları olabilir. Yani mesela farz ediyorum sizin stroboskopunuzun bulduğunuz buradaki frekans 10 çıktıysa gerçek dalgalar 5 olsa da 20 olsa da 30 olsa da sorun olmaz. Ama 15 olursa sorun olur. Çünkü onun tam katı değil 15, buçuklu katı. Yani şunu demek istiyorum. Tam katları ya da tam sayılara bölümleri uyarsa birbirine stroboskop yine onu duruyor gibi görür arkadaşlar. Zaten bu tarz soruları da çözeceğim size. Stroboskopun frekansı dalgaların frekansına eşitse duruyor görünür diyor. Eğer stroboskop daha fazla hızlı dönüyorsa o zaman dalgalar geri gidiyor gibi görünür. Dalgalar daha frekansı yüksekse stroboskopa göre dalgalar bu sefer de ileri gidiyor olarak görünür arkadaşlar.